Tamamen soğumuş olan çikolata sosumuzu tam ortasına. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün pasta tarifi vereceğim. Bir paket çikolata sosu uygun kabıma aldım. Ve üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Sosu karıştırarak ocağa alalım. Sosumuz kaynayana kadar şöyle ara ara karıştıralım. Ocağımızı kapatalım bu esnada. Sosu başka bir kaba aktarıp daha çabuk soğumasını sağlayalım. Ve ilk sıcaklığı çıkınca dolaba atalım. İyice soğusun. Bir paket kakaolu pasta kreması kullanacağız. 1,5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Önce düşük hızda ve sonra yüksek hızda 1-2 dakika çırpalım. 2 katlı pasta keki kullanıyorum. Ve hemen sunum yapacağım için sütle bu şekilde ıslatalım. Eğer bekletecekseniz bu işleme gerek yok. Her tarafını bu şekilde ıslatalım. Hazırlamış olduğum pasta kremasını üzerine ilave ediyorum. 1/3 birini ilave ettim ve böyle bir spatula ile düzeltebilirsiniz. Kenarlara doğru düzeltelim. Düzelttik ve öbür kek üzerine alalım. Tekrar pasta kreması. Bir kepçe kadar üzerine süslemek için bırakıyoruz. Geri kalan kısmını üzerine alıyoruz. Kenarlarını da bu şekilde düzeltelim. Böyle bir aparatla daha kolay düzeltebilirsiniz. Kalan pasta kremasını şöyle bir poşete koyup kenarlarına bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen soğumuş olan çikolata sosumuzu tam ortasına ilave ediyoruz. Yeterince taşmasın. Bu kadar yeterli. Yarısını ilave ettim. Şöyle pasta süsleriyle iyi ki doğdun yazabilirsiniz veya istediğiniz baş harfini de yazabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. İyi ki doğdun oğlum. Pastamız hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.